Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Hoca. İkinci derece denklemlerle ilgili ikinci bölümde karşınızdayız. Sorular çözmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi sorumuz karşımızda. Bakın, x çarpı y küçük 0 olmak üzere xy artı 6y kare eşittir 2x kare. Arkadaşlar, öncelikle yapacağımız şey şu olmalı. Bu iki ifadeyi diğer tarafa yollayalım. Bakın, şöyle yazmak istiyorum. 2x kare eksi xy eksi 6y kare diğer tarafa yollarsa. Bakın şöyle göstereyim bunu da. Eşittir 0. Şimdi burada yapacağımız şey doğal olarak çarpanlarına ayırma olacak. Bakın 2x kare 2x ile x'in çarpımı eksi 6y kareyi de öyle bir şekilde yazacağız ki arkadaşlar çapraz çarpımlarının toplamı ortayı versin. Şöyle bir yazalım. Bakın eksi 3y ile bakın artı 2y'nin çarpımı dersek, eksi 3y ile artı 2y'nin çarpımı dersek, çapraz çarpımlarının toplamı şu an ortayı vermedi. Görebiliyorsunuz eksi 6y x oldu. Burası da 2yx. O zaman ona göre değiştireceğiz. Bakın şöyle yapacağım arkadaşlar. Eksi 2y artı 3y dersek, şimdi çapraz çarpımlarının toplamına bakalım. Odaklanıyorsunuz. Eksi 4x'ye buradan geliyor arkadaşlar. Artı 3y'x de buradan gelir. Dolayısıyla ortayı verdi. Böyle ayrıntılı göstermek istiyorum. Unutan arkadaşlarıma. Yazarken ise 2x artı 3y çarpı x eksi 2y şeklinde yazıyorduk. Hatırlayın bunu. Evet. Şu an amacıma ulaştım. Peki burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar burası 0 olabilir. Diğer taraf da 0 olabilir. Yani 2x artı 3y eşittir 0 dersek bakın 3y'yi diğer tarafa atıyorum. Dikkatler burada olsun. Bakın eksi 3y oldu. Y'yi de sol tarafa atarsak x bölü y eşittir. Eksi 3 bölü 2 olabilir. Peki diyeceksiniz ki hocam diğer ihtimal. Hemen diğer ihtimali yazıyorum. Eşittir 0 dersek x eşittir 2y olur. Y'yi de yine sol tarafa yollarsak x'in y oranı 2 olabilir. E hocam biz bu soruda hangisini kullanmalıyız? Arkadaşlar sorunun başına baktığımızda x ile y'nin çarpımı 0'dan küçük diyor. O zaman bölümü de 0'dan küçük olur. E dolayısıyla şurada bölüm pozitif olduğu için burayı kullanmayacağım. O zaman arkadaşlar kullanacağım şey belli. Yani x yerine evet eksi 3k dersek bakın y yerine de 2k diyebiliriz. E artık bunu bir zahmet yerine yazalım. Bakın şurada yerine yazıyorum. 2 çarpı eksi 3k evet eksi 3 çarpı 2k. Şu işlemi yapabiliriz. Birazdan yapacağım. Diğer tarafta da arkadaşlar yerine yazalım. Bakın bunu da böyle gösterelim. Daha düzenli olsun. 3 çarpı eksi 3k artı 2 çarpı 2k. Arkadaşlar burası eksi 6k görüyorsunuz. Evet, şöyle göstereceğim. Eksi 6k burası da eksi 6k yani üst taraf eksi 12k oldu. Alt tarafa baktığımızda şurası eksi 9k. E, burada da 4k var. Toplarsak eksi 5k olur. Eksileri artıya dönüştürürsek k'ları da sadeleştirirsek bu sorumuzun cevabı 12 bölü 5 olacaktır. Evet bu soruyu böyle çözüyoruz. Biraz işleme dayalı bir soruydu. Biraz işlemi uzundu ama böyle sabırla çözmeliyiz. Şimdi diğer soruyla devam ediyorum. Evet yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar bu soruya bakın klas bir soru diyebiliriz. Klas. Klas bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım. Denkleminin iki kökü de rasyonel sayı olduğuna göre n'in alabileceği farklı doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bakın bu sene AYT'de belki böyle bir şey karşımıza çıkabilir. Biraz da yoruma dayalı bir soru. Bakın denkleminin iki kökü de rasyonel sayı olduğuna göre n'in alabileceği farklı doğal sayı değerleri. Arkadaşlar biz kökleri nasıl buluyorduk? Bakın kök öncelikle delta yardımıyla bulunuyordu. Delta neydi? B'nin karesi. B dediğimiz şey şurası oluyordu. Bakın B dediğimiz şey eksi 1 oluyor. Eksi 1'in karesi. Evet. Eksi 4A
A dediğimiz şey x karenin katsayısıydı. Hatırlayın, söylemiştik. Evet. C dediğimiz şey de şuranın tamamı oluyordu. Bakın n eksi 5. Evet. Delta'yı böyle yazıyorduk. Bakın delta'yı biraz düzenleyelim. 1, şurası 8, eksi 8n. Şunu dağıtınca artı 40 olur. Yani arkadaşlar delta dediğimiz şey 41 eksi 8n olur. 41 eksi 8n delta'ya eşittir. Peki kökler nasıl bulunuyordu kökler? Bakın kökler de şöyle. X1, X2 diye yazmıştık hatırlarsanız. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a idi. O zaman yapalım. X1, 2 yani 2 kökü de beraber yazıyorum. Eksi b. B'si eksi 1'di. Bakın yine göstereyim. A'sı da 2. Böyle yazmak istiyorum. A da 2. Eksi b dediği için 1 diyoruz. Artı eksi kök delta. Arkadaşlar kök delta. Delta'yı bulmuştuk yukarıda. 41 eksi 8n bölü a'ya da bakın 2 demiştik. Dolayısıyla burası da 4 olur. Şimdi soru bitmedi. Devam ediyoruz. Bakın 2 kökü de rasyonel sayı. Şimdi rasyonel sayı, buranın rasyonel sayı olması lazım arkadaşlar. Buranın rasyonel sayı olması için şu köklü ifadenin dışarıya çıkması lazım. Yani kök içi ile ilgili olarak tam kare yapmamız lazım. Peki tam kare yapacaksak, bakın tam kare olarak buraya hangi değerler yazılabilir? Yani şu 41-8n'den bahsediyoruz. Dediğimiz gibi soru basit bir soru değil, eleyici bir sorudur arkadaşlar. Ona göre davranacağız biz de. Bakın biz buraya tam sayı olarak şu içeriği yani 41-8n'i dışarıya çıkabilecek şekilde tam kare nasıl yapabiliriz? Değer vereceğim arkadaşlar. Örneğin ben n'e 5 bırakırsam 5 bıraktığımızda burası 1 oluyor. 1 olunca bakın 1 olursa kök 1 dışarıya çıkar. Dolayısıyla bu işime yarar. N'e 5 bırakabiliriz. Arkadaşlar tabii ki burada biraz deneme yapmak lazım. Şu içerisi bakın kök 36 da dışarıya çıkar. Yani 36 değerini düşünecek şekilde değer verebilirsek. Yani burayı 36 yapmak istersek, bunu 36'ya eşitlersek en rasyonel sayı olur. Oysa ki n'in ne olması gerekiyor? Doğal sayı olması gerekiyor. Ona göre değer vereceğim. Peki 5 bırakmıştım. Arkadaşlar 4 bırakırsam biz buraya 4 bıraktığımızda ne olur? 41 eksi bakın 41 eksi 32 oldu. 41 eksi 32 de 9 olur. Arkadaşlar 9 da dışarıya çıkıyordu. Dolayısıyla bu da olur. Yani 5, 4 değerleri tuttu. Bir de arkadaşlar buraya 2 bırakırsa bakın burada değer veriyoruz. 3 bıraktığınızda şöyle bir şey olur. 41 eksi 24 olur dışarıya çıkmaz. Evet 2 bıraktığımızda 41 eksi 16'dan 25 olur. 25 de dışarıya çıkacağı için bunu da almalıyız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5'ten başlayalım. 1 bırakalım. Örneğin içi rahat etmeyen arkadaşım için 1 bırakıyorum. 41'den 8 çıkarsa 33 olur. O da kök dışına çıkmaz. Dolayısıyla n'in alacağı değerler 5, 4, 2. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 11 olacaktır. Bakın bu gerçekten eleyici klas 1 soruydu. Bilginiz olsun. N'e belli bir noktadan sonra değer vermem gerekiyordu. Bu değerler de 5, 4, 2'dir. Şimdi diğer soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Denkleminin köklerinden biri a imiş. Yani x kare eksi 4x eksi 2'den bahsediyoruz. Peki hemen kök denklemi sağlar. O zaman a'yı yerine bırakıyoruz. A kare eksi 4a eksi 2 eşittir 0. Yerine bıraktım. Peki şimdi bizden istenen şey arkadaşlar 3 parantezinde yazılabilir. Bizden istenen şeyi böyle uzatarak göstereyim. 3 parantezinde a kare artı 4 bölü a kare. Bu benden isteniyor. Tamam. Şimdi biz ne yapıyorduk bunlarda? Arkadaşlar bu soruda çarpanlara ayırma bilgisini özellikle kullanacağım. Bakın 2 bölü a'nın karesi olduğu için bu ifade her tarafı a'ya bölüyoruz. Her tarafı a'ya böldüğümüzde bakalım a eksi 4 görebiliyor musunuz? A kareyi a'ya böldüm. 4 a'yı a'ya böldüm. Eksi 4 oldu. Eksi 2'yi de a'ya bölersek eksi 2 bölü a olur. Eşittir 0. Dolayısıyla a eksi 2 bölü a eşittir 4 olur. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Hatırlayın bakalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı.
İkincinin karesi eşittir 4'ün karesi 16. Arkadaşlar şunlar gitti. Eksi 4'ü diğer tarafa atıyorum. A kare artı 4 bölü A kare eşittir. Eksi 4'ü diğer tarafa artı olarak attığım için 20 olur. E bakın bu 20'yi de getirip şurada yerine yazacak olursak ben böyle göstereyim herkes görsün. 20'yi de burada yerine yazdığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar sorumuzun cevabı 60 olacaktır. A kare artı 4 bölü A kare 20 buldum ve getirip burada yerine yazdım. Cevap E şıkkıdır. Böyle çözülür. Çarpanları ayırmadan faydalanarak çözdüğümüz bir soru. Devam ediyoruz. Evet, yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Yine arkadaşlar bu soruya şık bir soru diyebiliriz. Yine klas bir soru diyebiliriz. Bakın klas bir soru böyle yazıyorum. Evet. Şimdi denklemin köklerinden biri x1'dir. E biz biliyoruz ki kök denklemi sağlar. O zaman x1'i bir zahmet yerine yazalım. Bakın x1'i yerine yazıyorum. x1'in karesi eksi x1 eksi 3 eşittir 0. Yani bir anlamda x1'in karesi eksi x1 eşittir 3 denebilir. Tamam. Hocam bunu yaptığınızda ne oldu? Benim aklıma ilk gelen bu soruda paydaları eşitlemek. Doğrudur, haklısın. Biz de paydaları eşitleyelim. x1 buraya, buraya da x1 eksi 1. Arkadaşlar bunun işlemini şuraya yazıyorum. x1 çarpı 1 x1 eksi. Bakın pay kısmını düzenliyorum. x1 eksi 1 ile 1'i çarptım yine aynısı. Alt tarafı çarptığımda ise görebiliyor musunuz? Dağıtma işlemi yapıyorum. x1'in karesi eksi x1 olur. Peki şimdi bu üstteki eksiyi de dağıtırsak şöyle bir şey karşımıza çıkar. x1 eksi x1 artı 1 bölü x1'in karesi eksi x1. Şunlar birbirini götürür. Dolayısıyla 1 bölü x1'in karesi eksi x1 ortaya çıkar. Arkadaşlar bakın yukarıda bulduğumuz şeyi şimdi kullanıyoruz. Buraya 3 yazacak olursak gördüğünüz gibi bu şık sorumuzun güzel çözümü bu şekilde olur ve cevap 1 bölü 3 olur. Evet, kök denklemi sağlar mantığını bu soruda kullandım arkadaşlar. Böyle. Diğer soruyla devam ediyoruz. Evet, denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre şu ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar, kök denklemi sağlar mantığını bu sorumuzda da kullanmalıyız. Peki nasıl kullanmalıyız? Öncelikle şuraları bir düzenleyelim. Bakın şu ifadeye baktığımızda şurayı paranteze alacak olursak yani 2x1'in karesi parantezinde yazacak olursak x1'in karesi eksi 3x1 eksi 2x2'nin karesi oluyor. Şimdi bakın kök denklemi sağlar demiştik hatırlarsanız. Buraya bir x1 yazalım arkadaşlar. x1'in karesi eksi 3x1 artı 1 eşittir 0. Yani x1'in karesi eksi 3x1 eşittir eksi 1 olur. E peki bu eksi 1'i burada yerine bırakabiliriz. Bakın eksi 1'i bıraktım yerine. Şöyle bir şey mi çıktı karşımıza? 2x1'in karesi, tabi bu eksiyle çarpılınca önünde eksi olur arkadaşlar. Eksi 2x2'nin karesi oldu. Yine bu sorumuzda da çarpanları ayırma bilgimizi kullanacağız. Bu eksi 2 çarpı x1'in karesi artı x2'nin karesi. Evet, eksi 2 parantezine aldım. Arkadaşlar işimiz bitmedi. Devam ediyoruz. Çarpanları ayırma demiştim. Şurayı hatırlıyor musunuz? x1'in karesi artı x2'nin karesi. Şöyle mi yazılıyordu? x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 idi. Böyle ifade etmiştik. Bakın x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2x1 x2. Hocam x1 artı x2'yi nereden bulacağız? Arkadaşlar şuradan bulacağız. Bakın kökler toplamı eksi b bölü a formülüydü. Dolayısıyla b'si eksi 3. Eksi ile çarpınca 3 olur. 3 bölü a'sı da 1. Buranın katsayısı 1 oluyordu. Dolayısıyla kökler toplamı 3'tür. Hemen kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Girişte söylemiştik bunların hepsini. O da 1 bölü 1'den 1 olur. Bir zahmet getirip burada yerine yazalım. Bakın buraya 3 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi 2 çarpı
3'ün karesi 9 eksi 2 kere 1 2. Burası da 7 oldu. İkisini çarparsak sorumuzun cevabı eksi 14 olur. Yine gördüğünüz gibi özel bir soruyla karşı karşıyaydık ve bu şekilde sorumuzu çözdük. Farkındaysanız çarpanlara ayırma bilgisini bu sorularda çok kullandım arkadaşlar. Diğer soruyla devam edeceğiz. Evet. Şu mantığı size artık kavratmak istiyorum. Bakın denkleminin köklerinden biri x1'dir. Hocam siz neyi kavratmak istiyorsunuz? Kök denklemi sağlar mantığını. Hemen x1'i yerine yazıyorum. x1'in karesi eksi x1 eksi 3 eşittir 0. x1'in karesi eksi x1 eşittir 3. Hemen bunu yazabiliriz. Arkadaşlar bakın burası eksi 3 ile eksi 1'in çarpımıdır. Dolayısıyla x1 çarpı x1 artı 2 zaten vardı. Burayı da x1 eksi 3 çarpı x1 eksi 1 diye yazabilirim. Peki hocam böyle yazdığınızda ne oldu? Arkadaşlar bakın çok güzel bir şey ortaya çıktı. Nasıl? Şu ikisini çarpınca bakın şu ikisini çarparsak daha doğrusu böyle söyleyeyim. Şu ikisini çarparsak x1'in karesi eksi x1 olur. Evet. Şu ikisini çarpalım ortadakiler. Arkadaşlar bu ortadakileri tek tek dağıtarak çarpıyoruz normalde. Bakın x1'in karesi şunu dağıttığımızda eksi 3x1. Şurayı dağıttığımızda artı 2x1. Dolayısıyla eksi x1 olur. Bakın şunu da şöyle çarpınca eksi 6 olur. Bakın çok güzel bir şey ortaya çıktı. Evet. Şimdi x1 eksi x, x1'in karesi eksi x1 3 diye verilmişti. Bakın şurada 3. Buraya da 3 yazıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şuna mı dönüştü? 3 çarpı eksi 3'e dönüştü. Dolayısıyla sorumuzun cevabı eksi 9 oldu. Bu şekilde ifade edilebilir. Bakın şöyle yaptım. Bu x1'i yerine bıraktım arkadaşlar. X1'i yerine bıraktıktan sonra şurayı düzenledim. Çarpanlarını ayırdım. Ve daha sonra arkadaşlar baştaki ve sondakini aldım. Ve ortadakileri çarptım ve özel bir şey karşıma çıktı. Bu şekilde çözülüyor. Arkadaşlar önceki yıllarda çıkmış bir sınav sorusu. Bakın önceki yıllarda çıkmış bir sınav sorusu. Şöyle sınav sorusu diye belirtiyorum. Şimdi bu soruyu nasıl çözmeliyiz? A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar. A eşit değildir. Eksi B olmak üzere. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bakın biz burada işlem yapmalıyız. Bunu diğer tarafa yolluyorum. Bakın yolladığımızda ne çıkıyor karşımızda? 1 bölü x artı a artı b eksi 1 bölü x eşittir 1 bölü a artı 1 bölü b. Bu soruda sabırlı bir şekilde işlem yapmalısınız. Bakın buraya x ile burayı da x artı a artı b ile çarpıyoruz. Şöyle farklı renkle göstereyim. Burayı b ile burayı da a ile çarpıyoruz. Şimdi çarpalım. Bakın x var yukarıda. Eksi parantezinde x artı a artı b bölü. Arkadaşlar alt tarafı çarpınca x kare artı ax artı bx eşittir. Şuraya çarpıyorum. B artı a bölü ab oldu. Evet. Bakın şunu dağıtınca bu eksiyi dağıtırsak şu yukarıda eksi a eksi b kalır. Yani eksi parantezinde a artı b bölü x kare artı ax artı bx eşittir. B artı a bölü ab oldu. Şimdi şunlar birbirini götürür. Sadeleştirdik. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacak olursak x kare artı ax artı bx eşittir. Eksi ab oldu. Biraz daha düzenleyelim. Ve x parantezini alalım. Bakın böyle bir şey. Evet. Artı AB eşittir 0. Arkadaşlar gördüğünüz gibi denkleminin kökler çarpımını buradan bulabiliriz. Nasıl buluyorduk? C bölü A formülü. Biz buraya C diyorduk. A'sı da 1 diye hatırlarsanız. Dolayısıyla AB bölü 1'den sorumuzun cevabı AB olur. Bakın yine güzel bir soruydu ve önceki yıllarda sınavda arkadaşlar sorulmuş bir soruydu. Evet. İkinci derece denklemlerle ilgili yapabileceklerimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.